Eyvah, geç kaldım. Gel senin yüzünden duman. Ya niye akıl etmezsin ki sanki uyandırmayı? Buyur, kabak benim başıma patladı değil mi? Ödevini almayı unutma. Ay, unutur muyum? Ay. Ya inanmıyorum ya. Of, ödevim. Ya bu ne iğrenç bir sabah ya. Her şey benim başıma geliyor, her şey. Bu ne ya? Ne ne? Bu. Aa, amanın o ne? Çevir kafanı Ayşegül, çevir, fena oluyor bak. Hayır Ayşegül, dur, yapma, aynaya bakma. Yapma ya. Ayşegül'ün başına gelene bak. Bak. Daha doğrusu Ayşegül'ün kafasındaki kocaman şeye bak. sen niye çığlık atmıyorsun? Niye? Ay, inanmıyorum Melda sana. Ayşegül'ün kafasındaki kocaman sivilceyi görmüyor musun? Ay, aklımı kaçıracağım Melda. Ayşegül'ün kafasında kocaman sivilce çıkmış, sen hala karşımda eğiliyorsun. Ayşegül ergenlik çağında bir genç kız. Yani bu çağda herkesin başına gelir. Biz de zamanında sivilce çıkardık. Melda hala, ama benim bir erkek arkadaşım var ve beni böyle görmemesi lazım. Ay, seni gördüğü yerde terk eder. Saçmalama Selda. Yok yok, benim bu sivilceden hemen kurtulmam lazım. Evet, sıkalım o zaman. Sakın. Bir sivilceyi sıkmak yapılacak en yanlış hareket. İyi de benim bundan kurtulmam lazım. Ayşegülcüğüm, bunun yolu sivilceyi sıkmak değil, kendini sıkmamak. Zaten sivilce sıkıntıdan çıkar. Rahat ol. Hayatın keyfini çıkarmaya bak, gülümse. Bak göreceksin, o zaman sivilce kendiliğinden geçecek. İyi, tamam peki. Tamam. Oh, çok rahatım, keyfim yerinde. Hayat çok güzel ve gülümsüyorum. hala geçmedi. Ben bakarım. Melda hala, ben bu sivilceyle hayatta okula falan gidemem. Saçmalama Ayşegül, bir sivilce yüzünden okulu kırmana izin veremem. Ama sivilceden değil ki, hemen çok hastayım, bak, bak. Ay. Ne yapacaksın okuldan sonra? Gidip spor ayakkabı alacağım. Yarın çok hızlı koşmam lazım. Acaba boks eldivenini alsam mı? Sen ne yapacaksın? Ben kuaföre gideceğim. Hayır! Hayır! Sakın saçlarını bozma, sakın! Yani sakın saçlarını bozma. İnan saçların böyle çok daha güzel. İnan bana. Ciddi misin? Evet, hem de çok. Ya ben bugün yaptıklarımdan dolayı ikinizden de çok özür diliyorum. Ya biraz saçmaladım malum, alnımdaki sivilce. Ceren, bak sakın kestirmiyorsun saçım, tamam? Tamam, ben de zaten sana onu soracaktım. Rüya, sen de bu akşam bize gelirsin. Sana güzel, düzgün ve yavaş yürümenin yöntemlerini anlatacağım. Tamam? İyi de o zaman kimseyi çarpamam ki. Tamam işte, böylece insanlar seni daha çok sever. Ya, bak unutma, akşam, tamam? Görüşürüz. Vallahi Mustafa abi, nasıl yapıyorsun bu tostları çok merak ediyorum. Yani kaşarı mı koyuyorsun, yağ mı sürüyorsun, basıyor musun? İnsan sırasını karıştırır ya. Abi adamlar resmen sanat yapıyor ya. Yaparlar. Mustafa abi, senden rica etsem, göstersem bize bunun inceliklerini. Pardon. Merhaba Mustafa abi. Ya kusura bakma, sen sabah tost makinesi soğuk dedin diye ben çok bozuldum. Ama canım başka bir şey sıkındı, ondan öyle dedim. Yoksa ben senin tostların 10 saatte olsa beklerim. Çünkü senin tostların çok lezzetlidir. Öyle değil mi Toygar Bey? Öyle Ayşegül Hanım. Neyse, sana kolay gelsin, ben gideyim. Bu arada kendine iyi bak. Sen bize lazımsın. Öyle değil mi? Öyle Ayşegül Hanım. Çocuklar,
Gidelim. Abi daha tost yapma sanatını öğrenecektik. Ya ne sanatı? Ekmeği kes, araya kaşarı koy, üstüne yağ sür, bas makineye. Çocuk bile yapar. O da bir şey, vallahi ben yapamıyorum. Anlamadım ki. Ay hocam, nihayet buradasınız. Saatlerde sizi arıyorum. Ya hocam, ben bugün size söylediklerimden dolayı çok özür diliyorum. Hangi söylediklerin Ayşegül? Yani hiç hatırlamıyorum. O kadar çok öğrenci konuşuyor ki benimle. Doğru hocam, çok haklısınız. Çünkü bizim dertlerimizi en iyi anlayan hoca sizsiniz. Dolayısıyla kendimizi en yakın hissettiğimiz hoca da sizsiniz. Evet, öğrenciler beni kendilerine her zaman yakın görmüşlerdir. Tabii. Ya o yüzden de öğrenciler ders bittiğinden beri hiçbir yüzüme bakmıyor. Ya sen Hulki Hoca gibi hem otoriter hem şefkatli birine nasıl öğrencisine söz geçiremiyor dersin? Onun sözü bizim için emirdir. Ve özür dileyene kadar bir de asla yüzümüze bakma dediler. Öyle mi? Yavrucuğum sen şimdi git. Arkadaşlarına konuşabilirsin. Arkadaşlarına söyle seni affediyorum. Ay hocam çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Beni seviyorlar. Beni hem seviyorlar hem de sayıyorlar. Evet, geriye bir tek Selim kalıyor da nereye kayboldu bu çocuk? Aa Cenk, Selim nerede? Selim, Tuğçe'nin arabasıyla gitti. Ne? Ya siz gidin, ben geleceğim dedi. Olamaz. Neyse. Ne arabaymış değil mi? Selim! Selim dur! Selim dur! Selim yapma! Bak inan değmez. Yani bak yaparsan çok küserim, tamam mı? Abartma Ayşegül, o kadar da değil. Yani seni tanımasam Tuğçe'yi kıskandığını düşüneceğim. Ha, şoför abi lastiği tek başına değiştirememiş, yardım istedi. O kadar da yapayım ama ayıp. Sen şimdi lastik mi değiştirdin? Evet. Bu elimdekiyle başka ne yapabilirim ki? Ya ben de sandım ki... Arabayı parçalayacağımı düşünmedin herhalde. Aman canım yok, saçmalama, öyle bir şey aklımın ucundan bile geçmez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.